Arkadaşlar merhaba. Dün bir vidav yapmıştık. Sağ olsun bütün arkadaşlarımız destek verdi. Bunları konuşmak istemezdim ben. Bir kurtçu olarak, bir kutsever olarak bunları konuşmak istemezdim. Ama fakat yapılan hareketlerin çok yanlış olduğuna inandığım için ben inandığım her yolda yürümüşüm. Bugün de biliyorsunuz Mehmet Olcay Kupası, Şampiyonlar Ligi'nin kupasının bütün gelirlerini depremzede kardeşlerimize bağışlayacağım. Allah nasip ederse şu an birkaç tane dostumuz hem güvercin severlerden hem de dost dediğimiz insanlar bana ulaştı. Şu ana kadar bütçemizde bir 20 milyar para toplandı. Allah nasip ederse bunu 50-60 milyar yapıp bağışımızla inşallah belki bunu 100 yapar, 2 tır ya da 1,5 tır inşallah bizim bir katkımız olur. Şimdi bunu başlatan baştan Yağız abim olmak üzere ben her zaman onu Kutçu camiasında abi olarak örnek gördüm kendime. Adil olduğuna inandığım için yaptığı her şeyin benim sanki içimden geçmiş gibi yapıldığına inandığım için onun yolundan gitmeyi planladım. Şimdi güvercin satmak önemli değil. Bugün bir tane dostumuz Mehmet Bayram diye Diyarbakır'dan bir video yaptı. Yani elinden gelen oydu. Ben çok mutlu oldum. Bazı kardeşlerimiz, çoğu insan beni aradı. Dedi abi işte biz de güvercin koyalım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben öyle insanların içinde yer almak istiyorum. Böyle bunu manfaate dönüştürüp o insanların emeklerini, o insanların yani perişan olmalarını, bunu kullanan insanları ayrıyeten konuyorum. Bizim yapacağımız şey çok şeffaf arkadaşlar. Aldığımız ürünleri Allah nasip ederse bir daha o yapacağım. Bunu ben yapmak istemiyorum ama bazı insanlar için yapacağım. Vidao'yu alacağım ve tırımız buradan hareket ettiği dakikada Allah nasip ederse onun vidaosunu da paylaşacağım. Her şeyi tek tek kendi elimle almayı planlıyorum. Bir tane daha dostum olur belki Rıfat abi olur ya da Mehmet Aşkan olur ya da başka bir kardeşimiz, bir dostumuz olur. Gideriz bunu kendi hayrımız ve bütün hayır yapan insanların bize güvenen insanların Allah'ın izniyle emeklerini boşa çıkarmayacağız. Mehmet Olcay Şampiyonlar Ligi'nde bir nebze olsun atıyorum 100, 150, 200 milyon da olsa yazılımlar açık arkadaşlar. Hiç yani dekont ne gelirse gelsin hem hak yazacağım hem de o parayı Allah'ın izniyle fazlasıyla depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bunu şöyle bir plan yaptık. Dünden beri araştırıyorum. Çocuk bezi, ekmek, su. Gerekirse Mardin'den bile oraya yakın olduğu için Mardin'den bile alışveriş yapıp onun videosunu çekip oraya göndereceğim. Allah'ın izniyle. Yani önemli olan eğer burada tırlarımız çok para istemezse birden buradan yapacağım. Kendim başında durarak tek tek onların hamallığını da yaparım ben. O işin hamallığını da yaparım ben. Benim daha geçmişim de yani biz hamallık da yaptık, inşaatlarda da çalıştık. Ama Allah'ın izniyle buna bir nebze olsun, bir sevabımız dokunuyorsa ne mutlu bize. Bizi Allah hak yiyenlerden, zalimlerden de kılmasın. Onun için bütün yazılımlarım açık arkadaşlar. Bir sene boyunca paylaşacağım yazılımların bütün gelirlerini depremzede kardeşlerimize bağış yapacağım. Kendim de üstüne koyup bağış yapacağım. Allah'ın izniyle bizi seven, bizi destekleyen insanlar Facebook sayfamızda Mehmet Olcay Şampiyonlar Ligi var. Mikail abim Türkiye sorumlusudur. Yani genel sorumludur. Kadir kardeşim var. Bu yolda bize yoldaş olan bir kardeşimiz var. O da onun telefonu da orada. Benim telefonum da orada. Mikail abimizin telefonu da orada. Mehmet Aşkan'ın telefonu da orada. Bize ulaşıp yani hiç
Sıkıntı yok arkadaşlar. 100'dür, 150'dir, 200'dür, 300'dür, 500'dür, haktır. Hak ne kadar isterse yazacağım. Yani bir insan bize 500 milyon gönderip de bana 5 hak yapın dediği zaman onu bile yapacağım. Fakat bunu da unutmayın. Benim bir ödülüm, ödül koymuşum oraya. Kim kazanırsa da ödülünü de takdim edeceğim Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle onun ödülünü de takdim edeceğiz. Ben bu kupayı 11-12 sene oldu yapıyorum. Yani Rıfat abiyle beraber başlamıştık. Allah'ın izniyle her sene üstüne koya koya hem de güzel törenlerle de bitirdik. Allah bize nefes verdiği sürece biz bu yardımları, ben bir Kurtçu camiasından birisinin mensubu olarak, yani bir kendim mensubu olarak, ben elimden geleni yapacağım. Ha, dün biraz kızmıştım. Onları da dediğim gibi, onların sadece haklarını helal ettirmeyecek bir şekilde bıraktırdım. Çünkü biz bu işe girdiğimiz zaman biz menfaat beklemeden bu işi yaptık. Türkiye'de eğer şu an bu işler bir adım öne gidiyorsa, böyle menfaati olmayan insanlar için. Adil Kayabaşı gibi değerli bir abilerimiz, televizyon kanalı olsun, YouTube'da dostlarımız var. Bu kutçuluğu ön plana çıkarttı. Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Biz YouTube'dan tanınıyoruz. Bazen bir yerlere gidiyorum. Abi diyor, ben seni YouTube'da görmüştüm. İşte abi, işte seninle tanışmak güzel oldu falan, mutlu oluyoruz. Onun için yazılımlarımız sene sonuna kadar, Ocak ayına kadar açık kalacak. Buradan gelen bütün gelirler Allah'ın izniyle ben onları şimdiden karşılayacağım. Artarsa yine üstüne koyup, yine bu depremle ilgili ya da atıyorum başka afet, Allah bize göstermesin, olursa oraya bağışlayacağım. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Bize destek olan, bizi seven, bizim yanımızda duran insanlar var oldukça biz varız. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Kanalımda böyle bu hüzünlü günümüzde bunları paylaşacağım. Ben inanıyorum ki insanlar bizi en azından 3 senedir bu kanaldan tanıyordur. Bizim hiçbir zaman Allah'ın izniyle kötü bir şeyimiz olmadı bu kutçu camiasına. Hep iyi olsun, iyi yerlere gelsin. Bugün Hacı Mustafa abim aradı beni yurt dışında. Bana demişti, ben unutmuştum onu. Her yaptığın her şeyde benim hayrımı koy. Kuyuda da koydu, her şeyde de koydu. Allah böyle insanları, böyle bir insanları her zaman var etsin ki insanlara faydalı olsun. Allah bizi kötü insanlardan sakınsın. Kötü insanlardan uzak dursun bizi inşallah. Rıfat abim de sağ olsun çalışmaları var. O da yaparsa, bir şeyler yapabilirse dostlarından, eşinden. Hepimiz elimizi taşın altına koyalım arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Her insan hasta mahkumudur. Hasta adayıdır. Her insan cezaevi adayıdır. Her insan ölüm adayıdır. Onun için bugün onlara, yarın bize olabilir. Biz bir insana ne yapmak istiyorsak Allah da bize onu nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi Mehmet Olcay Facebook sayfamızdan girdiğiniz zaman gönlünüzden ne geçiyorsa, kaç hak istiyorsanız yazın. Orada telefon numaramız var, hesap numaramız var. Ne yapmak istiyorsanız ben varım. Allah'ın izniyle bunu güzel bir yerlere getireceğimize inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Depremde ölen insanlara Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifa diliyorum. Kalanlara da Allah sabır versin. Çok zor bir olay. Biz deprem olduğu günden beri benim inanız ki psikolojim çok bozuk. Yani onları, kendimi onların yerine koyduğum zaman Allah'ım diyorum, Allah bu sınavı kimseye yaşatmasın. Onun için ölümlü dünyadır arkadaşlar. Hayrınızı kendi elinizle yapın ki Allah da sizi öbür tarafta desin ki kendi hayrını kendisi yapsın. Yani bazı insanlar var, biz işte ölürüz, belki oğlumuz hayır yapar, belki amcamız yapar, belki kardeşimiz yapar.
Önemli olan hayrınızı kendiniz yapmanızdır. Allah bazı insanları vesile kılar. Bazı insanlar için nasıl bir ailede bir kişi liderse, bütün ailesini yönlendirebiliyorsa, Müslümanlıkta da vesilelik çok önemlidir. Bugün eğer ben sana iyilik istiyorsam, sen de bana iyilik istersen. Ha, iyilik istemezsen de Allah görüyor. Ben iyilik istiyorsam, dualarımızda bu var arkadaşlar. İlk önce ellerimizi semaya açtığımız zaman diyoruz ki, Ya Rabbi bütün Müslüman alemine nasip et. Dualarımızı onlara yapıyoruz. Sonra akrabalarımıza, sonra dostlarımıza, sonra ve kendimize. Onun için biz yaşadığımız sürece hayrımızı kendimiz yapalım arkadaşlar. Kalbiniz rahat olsun. Allah'ın izniyle yapacağımız her şeyi YouTube kanalımızda çekeceğiz, göndereceğiz. Yardım eden bütün arkadaşların isimlerini, her şeyini söyleyeceğiz. Amaç burada gösteriş yapmak değil. Amaç burada insanlar ne yaptığını, nereye gittiğini görmeleri için. Allah'a emanet olun. Burada da Nihat abime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel fikri sunduğu için biz de bir vesile olduysak ne mutlu bize. Kanalıma abone olun. Bundan sonraki vloglarımı da zaten paylaşacağım depremzedeler için. Onları da Allah nasip ederse, ölüm kalım olmazsa beraber izleriz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.